Uzay, öncelikle tebrik ederim. 10. şampiyonluğunu yakaladın. Bundan sonra da inşallah daha çok ülkemizi gururlandırmaya devam edeceksin. Önümüzde olimpiyatlar var. İlk önce bu son maçın değerlendirmesini alalım. Bir de olimpiyatlarla ilgili düşüncelerini alalım. Tabii ki zorlu bir süreçten geçiyoruz. Birçok turnuvamız iptal oldu. İyi yıl oldu geçen sene. Ama Eylül'den itibaren, Ekim'den itibaren tekrardan çalışmalarımıza başladık ve hazırlıklarımıza başladık. Dünya Kupası vardı işte. Dünya Şampiyonası vardı ama onu Dünya Kupası'na çevirdi. Çevirince zaten ben de o kampta koydu olduğundan dolayı gidememiştim. Dünya Şampiyonu nasıl olsa canım sıkılabilir ama Dünya Kupası olduğu için canım sıkılmaz. Dünya Şampiyonu var, 5 ülkeye dönüyorum. Tabii sonrasında da Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı. Anlaştık, Covid'i atlattıktan sonra Avrupa Şampiyonası hazırlıkları. İyi bir hazırlıklarımı yaşadık ama bir pozitif yapmam gerekiyor. Kullanmam gerekiyor. Çok böyle bir şey istedim. Hazırlığa çalışmam gerekiyor. Allah'a şükür taşkında hazırlanıp bayram olsun. Bir şekilde Avrupa Şampiyonası olarak. Rakipler zaten yani kadar büyük güçlük oldu. Yani, yine kurardım ama bazı rakiplerin güç oldu. Yalnız kararlar sonuçta maç. Puanlarımın verilmemesi sonucu maç. Şey oldu aslında. Daha fazla olabilir. Yani, alt sıkıntı. Ama öyle bir ay kazanmak tabi. Tabi olimpiyat öncesi benim için büyük bir moral olmuş oldu. Avrupa Şampiyonası. Peki sosyal medyada kızının videosu bayağı bir revaç. Bayağı bir paylaşım oldu? Bununla ilgili bir şey diyecek misin? Ya tabii ki o şey beni çok mutlu etti ya. Yaramaz Recep'e duyulan bir mutlu etti. Çünkü de onun maçta Skrüç'te indikten sonra vitesine girdim. Eşimle konuştum ve o anda bana hemen atınca. Ve sonradan ben bunu hemen dedim. Aa dedim güzel hadi bir paylaşayım dedim. Hani paylaştıktan sonra da o kadar böyle ilgi çekeceğini, insanlar tarafından ilgi çekeceğini ben sanmıyordum. Hani şey oluyor, hiç tahmin etmiyordum yani. Sonradan da baktım hani insanların hoşuna gitmiş. Yani güzel bir şey gerçekten hani küçücük bir yavru ve babasını görünce de da seviliyor. Bir ay ayrı kalmış. Yani güzel bir şeydi, görüntüydü yani. İnşallah bana olimpiyat şampiyonu da nasip ederim onun. Daha ilk şampiyonumuz yaşadık. Ne bileyim bayağı uğurlu gelmiştir dünyaya inşallah. Bir yaşına girmeden biz bir olimpiyat şampiyonu ondan birlikte yaşarız inşallah. İnşallah. Bir spora gönül vermiş gençlere ne demek istersin? Ya spora gönüllümüş yaşlara tabii ki bu işi yapmak istiyorlarsa en iyi şekilde yapmaları gerekiyor. Çok çalışmaları, disiplinli olmaları, hedef koymaları. Bu işi bırakana kadar ya zirvede olacaksın ya da bir şampiyon alıp bu işi bırakacaksın yani. İkisini birini seçeceksin ya bir şampiyon alıp. Hem de hamburgunu ne bileceksin. Bu işi bırakana kadar çalışıp bir boyu da keyfini süreceksin. O yüzden eğer yetenekleri varsa, harbi yetenek çok önemli, yetenekleri varsa bırakmasınlar, çok çalışsınlar. Başarı o zaman geliyor diye düşünüyorum. Gelmezse bize gelmezdi. Allah bize böyle çok bir yetenek keşfederek yani üstüne de her sene koymasına böyle geliştirmesini dedik. Ve bu başarılarda ülkemize kazandırsın. Evet, teşekkür ederim. İnşallah onlar da gençlerimize, ülkesi için çaba sarf eden, bize başarısı için uğraşan bilinçli gençlerimiz olurlar. Size başarılar diliyorum hayatlarında. Daha çok ülkemizi gururlandıracağını bekliyoruz inşallah. Olimpiyatlarda da bir altın Allah'ın izniyle bekliyoruz. Nasip olur. Olsa tek eksik. Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Thank you.